Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. TRT Haber'in sosyal medya hesaplarından milyonlara ulaşan haberleri her hafta olduğu gibi bu hafta da Haber Dijital'de sizlerle paylaşacağız. Türkiye bu hafta en fazla hangi konuları konuştu, hangi olayları takip etti, en çok hangi görüntüler izlendi? Tüm bu soruları birlikte yanıtlayalım. Ben Merve Güneş, Haber Dijital başlıyor. Geçtiğimiz hafta yurdun baştan sona her noktasında 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o gün milli sporcular ve gençlerle bir araya geldi. İşte bu buluşmada gülümseten diyaloglar yaşandı. Genç müzisyenlerin performanslarıyla renklenen 19 Mayıs gençlik buluşmasından özel anlar geliyor şimdi. Teşekkürler. Allah çok farklı bir delikan. Masa tenisinde bir beni yenemedi. Ama tüm dünyayı yendi. Sayın Cumhurbaşkanım, size dünya yenemedim. Ben nasıl yeneyim? Son dünya şampiyonasında altın madalya alıp İstiklal Marşı'nı okutmuştuk. Şimdi inşallah aynısını 2024 Paris Olimpiyatlarında altın madalya alıp. Paris'te olimpiyatı al gel. Mozart'la başlayıp Sarı Gelin'le kapatacağım. İyi dinlemeler. İyi seçtim. Batı Trakya Türk'üyüm. Şu anda burada Türkiye burslarının verdiği imkanlarla eğitimimi sürdürüyorum. Bu yüzden de bu imkanları bize verdiğiniz için sizlere ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum. 2023'te Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tekvando'da tarihi bir başarıya imza attık. Dünya şampiyonu olduk. Bu yılda Avrupa şampiyonu olduk takım halinde. Şu an benim sadece koleksiyonumun eksik parçası var. Olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum. Kadın güreşinde kazanılmamış bir olimpiyat şampiyonluğu madalyamız var. Kadın da olimpiyat mı? 2024 alacağım. Evet, inşallah. Çok güzel, önemli bir günde bizim gibi böyle her konuda yetenekleri olan insanları topladınız. Teşekkürler. Bir öğrenci öğretmeni severse onun geri derste sever. Bir öğrenci dersi severse okulu sever. Okulu severse okumayı, öğrenmeyi sever. Şehit işi olarak şu gençleri şurada toplu bir şekilde gördüğüm için çok mutluyum. Bir o kadar da umutluyum. İçime umut serptiniz. Çok çok teşekkürler. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazını Bayraktar Akıncı TİHA buldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın görevlendirdiği Akıncı TİHA, enkazın olabileceği bir ısı kaynağı tespit ederek koordinatları İran makamlarıyla paylaştı. Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran İran Kızılayı, reisinin helikopterinin bulunduğunu duyurdu. Tespit anlarının yer aldığı bu video ise sosyal medya hesaplarımızda haftanın en çok izlenen görüntülerinden biri oldu. Bayraktar Akıncı TİHA'nın kamerasına yansıyan bu görüntüleri tüm dünya takip etti. TRT Haber'in sosyal medya hesaplarındansa 1,5 milyona yakın izlendi. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazı işte böyle bulundu. Önce Tahran'dan talep geldi, milli gururumuz Akıncı TİHA ise Türkiye'den kalkarak saatlerce havada titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Birkaç saat sonra enkazın olabileceği bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. Akıncı TİHA, göreve başladığı andan itibaren dünya genelinde takip edildi. Flight Radar uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı TİHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini an be an takip etti. Akıncı TİHA'nın arama faaliyetlerinin yansıtıldığı bir başka canlı yayında da anlık 4 milyona yakın kişi tarafından görüntülendi. Sırada Filistin var, Gazze var, sosyal medya hesaplarımızdan 1 milyona yakın izlenen bir görüntü var. Küçük bir kız çocuğu, korkudan tir tir titreyerek kaçıyor. İsrail'in bombalarından kaçıyor, İsrail ordusunun tanklarından kaçıyor, nereye gittiğini bile bilmeden sadece ölmemek için kaçıyor. Elinde kardeşinin yiyebileceği, belki de haftalardır sahip oldukları yalnızca bir mama var. Gelin şimdi o kız çocuğuna bir kulak verelim. المواطنين والقوات الطبية من مستشفى كمال إدراك كانت تشاهدون من رايح يا عمو؟ ما أقدر إيش اللي صار؟ إيش اللي صار؟ تتفوت عنا من
Hadi. İsrail'in katliamı altında ayakta durmaya çalışan Gazze şeridine yönelik saldırılar aralıksız devam ediyor. Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde yeterli sağlık hizmetini alamayan bazı Filistinli kadın ve çocuklar tahliye edildi. Ya da başka bir deyişle hastaneden zorla uzaklaştırılmak zorunda kaldı. Ancak zorunlu göçün bir başka biçimine maruz kalanlardan bazıları da yeni doğan bebeklerdi. İşte onlardan biri. El kadar bir yavru, temiz havaya, sıcak bir ortama, gıdaya ihtiyacı varken bir bez parçasına sarılmış vaziyette enkazlar arasında. Etrafındakiler onu gökyüzünden yağan bombalardan korumaya çalışıyor. Onu her şeye rağmen bu hayatta tutmak için mücadele veriyor. Bu bebek ne yazık ki katliamın tam içine doğan binlercesinden yalnızca biri. Gazze'de bir baba ve küçük oğlu, artık koca bir enkaz haline gelen bölgede yıkılan, yerle bir olan binaların arasında kaldırım taşlarını döşemeye başladı. Bu görüntüler umut verdi. Sosyal medya hesaplarımızdan 500 bine yakın izlenen bu anları en çok onlar el birliğiyle evlerini yeniden inşa edecek yorumları yapıldı. Bir baba oğluyla kaldırım taşlarını diziyor. Yıkılan evlerinin enkazında, belki de çocuklarının her gün kahkahalarının yankılandığı sokaklarını yeniden inşa ediyor. Üstelik artık koskoca gri bir enkaza dönen Gazze'ye rağmen. Belki çok küçük ama anlamı oldukça büyük bir hareketin sembolü oluyor bu görüntüler. Her hafta benzer görüntüler yansıtıyoruz ekranlarınıza. Ne yazık ki haftada bir değil, neredeyse her gün yaşanıyor bu görüntüler. Fanatik Yahudiler bir kez daha Gazze'ye giden yardım tırlarını engellemeye çalıştı. Bakın bu görüntülerde sosyal medya hesaplarımızda bu hafta en çok izlenen görüntüler arasında yer aldı ve 2,5 milyona yakın izlendi. İşte o anlar. Çalan kornaya aldırış etmediler, kendilerini tırın önüne attılar. Canları pahasına engel olmaya çalıştılar. Onlar Gazze'ye gitmek için yola koyulan yardım tırlarına bu kadar karşılar. Fanatik Yahudiler yine gıda ve insani yardım taşıyan tırların geçişine işte böyle engel olmaya çalıştı. Yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet ilk kez yuvasında TUSAŞ semalarında değil Samsun'da uçtu. Özel bir gösteriye imza attı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gökyüzüyle buluşan Hürjet'in gösterisi nefes kesti. Bu özel uçuşa Türk Yıldızları ve Solo Türk eşlik etti. Bu özel anlar sosyal medya hesaplarımızdan binlerce kez izlendi. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı Hürjet, Ankara'da yuvasından TUSAŞ'tan havalandı. Milli mücadele adımlarının atıldığı Samsun semalarındaydı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk'le 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. Göklerdeki manevralarıyla nefes kesti. Daha yüksek sürat ve irtifa çıkan Hürjet'in 20 dakikalık gösterisi Samsunlulardan büyük beğeni topladı. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiği aksadı. Sebebi ise kuş sürüsüydü. Sığırcıklar nedeniyle birçok uçuş ertelendi. İnişi planlanan uçaklar inemeyince kritik yakıt seviyesine düştü ve İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Efendim, şu anda operasyon devam etmiyor. Pist üzerinde yoğun bir kuş sürüsü var. Operasyon ne zaman açılacağını bilemiyorum. O yüzden olduğunu arayacağım. Bu anlar sosyal medya hesaplarımızdan 600 bine yakın izlendi. Pist üzerinde bulunan sığırcık sürüsü tüm hava trafiğini aksattı. Uçuşlar ertelendi, havada bulunan uçaklar yakıt krizine girdi. 3 uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yüzlerce kişi de havalimanında işte böyle beklemek zorunda kaldı. Sırada sosyal medya hesaplarımızda 400 bine yakın izlenen bir görüntü var. Adres Hindistan. Henüz havalanan bir uçağın motorunda yangın çıktı. Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Hindistan'da bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uçak henüz havalanmıştı. Ancak kalkıştan dakikalar sonra uçağın motorlarından birinin alev alev yandığı fark edildi. Uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçak acil iniş yaptı. 179 yolcu ve 6 kişilik kabin ekibi yara almadan tahliye edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Meksika'da devlet başkan adayı Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde fırtına nedeniyle dev ekran katılımcıların üzerine düştü. Ardından sahnenin çatısı çöktü. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı. Görüntüler sosyal medya hesaplarımızdan 500 binden fazla izlendi. Jorge Alvarez Maynez ekibiyle destekçilerini selamlarken sahnedeki dev metal ekran şiddetli rüzgar nedeniyle katılımcıların üzerine düştü. Olayın ardından Meksika Devlet Başkanı adayı Jorge Maynez tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Miting alanında büyük panik yaşandı. Dev ekranın düşmesinin ardından çatı da çöktü. Yaşanan trajik kazada biri çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi yaralandı. Sırada haftanın en çok izlenen görüntülerinden bir diğeri var. Bu görüntü sosyal medya hesaplarımızda 2 milyona yakın izlendi. Konya'nın Çumra ilçesinde iki obruk oluştu. Yeryüzeyinin çöküp obruğun oluşma anı bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bak 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 göçüyor. Oh! Allah Allah. Allah Allah. İnanılmaz ses ve o çarşamba çayının suyu tamamen oraya gittiğini gördük, yani canlı olarak gördük. Yanaşma yanaşma. Şu an ısık yağlı. İki tarafta da göçük oluştu. Hayır gelme gelme bu tarafa gelme. Çöküntüler devam ediyor ısık yağlıda. Kapaklar girişinde. Güm güm göçüyor bunlar. Çekim anında riskli bir yerdeydim. Yer yarılıp içine gidebilirdik yani. Gerçekten o gittiğimiz yer son an orada çöktü zaten. Bak 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 göçüyor. Allah Allah, Allah Allah. Bitlis Tatvan'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su altında kaldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ve sosyal medya hesaplarımızdan 400 bine yakın izlendi. Yollar adeta göle döndü. Araçlar su altında kaldı. İlerlemekte güçlük çekti. Bitlis Tatvan'da sağanak ve dolu nedeniyle sokak ve caddeler suya teslim oldu. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki kamyonet kasasının kapağı açıldı. O sırada yol kenarındaki kişinin yaralandığı bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Bu anlarda sosyal medya hesaplarımızdan 1 milyona yakın izlendi. Adres Adana. Bir kamyonet seyir halindeyken kasa kapağı yana doğru işte böyle açıldı. O sırada yol kenarında cep telefonuyla ilgilenen kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Tokat'ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçlar paramparça oldu. O sırada yürüyen bir vatandaş da kazadan son anda bakın nasıl kurtuldu. Bu görüntüler TRT Haber'in sosyal medya hesaplarından 400 binden fazla izlendi ve Tokat'ta kaydedildi. Sürücü virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç adeta karşı şeride işte böyle oldu. Başka bir araçla kafa kafaya işte böyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar paramparça oldu. Orada bulunan bir vatandaş da son anda yara almadan kurtuldu, ancak iki sürücü yaralandı. Karaman'da bir çocuk aniden yola atladı. Karşıdan karşıya geçmek istedi, ancak yola bakmayınca az kalsın minibüsün altında kalıyordu. Çocuk minibüs sürücüsünün ani fren yapmasıyla kurtuldu, ancak çarpmanın etkisiyle de yere düştü. Bu anlar sosyal medya hesaplarımızdan 400 bine yakın izlendi. Sağına soluna bakmadan yola atladı. Koştuğu sırada az kalsın minibüsün altında kalıyordu. Olay Karaman'da yaşandı.
Hafif şekilde yaralanan 11 yaşındaki küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Konya'da lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kız çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Korku dolu anları unutamayan lise öğrencisi okula annesiyle gitmeye başladı. Görüntüler sosyal medya hesaplarımızdan 500 binden fazla izlendi. Sokakta dolaşıyordu yine, 15-20 tane vardı. Bir başka ablanın saydığına göre 19 tane vardı. Kaldırıma yem dökülmüştü. Ben burada oturuyordum. Arkadaşlarım gittiği için ben de içeri gitmek istedim. İçeri gitmek istediğimde köpeklerin hepsi bir anda saldırmaya başladı. Sonra içeri kendimi attım. Ağaçlara takıldığımda zaten dedim hani muhtemelen dedim burada tutacaklar, gideceğim falan diye düşündüm. Biz de hayvanları seviyoruz ama insanların aktif olarak kullandığı kaldırımlar bence yem dökülecek yerler değil. Meksika'da 100'den fazla maymun aşırı sıcaklar nedeniyle öldü. Kurtarma ekipleri halsizleşip ağaçtan düşen maymunlara su içirdi. Görüntüler sosyal medya hesaplarımızdan 450 binden fazla izlendi. Meksika'nın Tabasco eyaletinde 16 Mayıs'tan bu yana 138 uluyan maymunun öldüğü belirtildi. Gerekçe olarak da sıcaklar gösterildi. Ölü maymunların ağaçlardan düştüğü aktarıldı. Kurtarılan bazı maymunların veterinere götürülerek tedavi altına alındığı ifade edildi. Güneş çarpan maymunların susuz kaldığı ve durumlarının ağır olduğu söylendi. Meksika'da Mart'tan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 26 kişi de hayatını kaybetmişti. Efendim şimdi Endonezya'ya gideceğiz. Oldukça ilginç bir görüntüyü taşıyacağız ekranlarınıza. Endonezya'da iki başlı buzağı doğdu. Bu hayrete düşüren anlarsa TRT Haber'in sosyal medya hesaplarından 1 milyondan fazla izlendi. 4 gözü, 2 kulağı var ancak tek bir bedene sahip. Endonezya'da iki başlı buzağı dünyaya geldi. Buzağı görenleri hayrete düşürdü. Buzağının başka bir sağlık problemi olmadığı belirlendi. Yerel halksa bu durumun kendilerine şans getireceğine inanıyor. Efendim İspanya ve Portekiz'de mavi renkte bir ateş topu şeklinde göktaşı düştü. Meteor tam anlamıyla geceyi aydınlattı. Tam o esnada ise Portekizli bir genç video çekiyordu. Kaydı başlattı ve meteor düştü. Bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler TRT Haber'in sosyal medya hesaplarından 1 milyona yakın izlendi ve Portekiz'de kaydedildi. Bir genç video çekerken meteor düştü. Hayranlık uyandıran o anlar saniye saniye kaydedildi. Göktaşının sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönüştüğü belirtildi. Gökyüzü işte böyle aydınlandı. Efendim doğa olayları, saldırılar, kazalar ve yürekleri yakan görüntülerle hazırladığımız Haber Dijital'in bu haftalık sonuna geldik. TRT Haber'in sosyal medya hesaplarında yurttan ve dünyadan en çok izlenen bu haberleri biz bir kez de bu ekranda sizlerle paylaşmak istedik. Temiz, anlaşılır ve güncel haberler için Türkiye'nin dijital haber ekranı TRT Haber'i sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.